Şimdi Evet. mağduriyet demişken, özellikle bir yıllardır ülkemizden gelip burada işte şu holding bu holding diye diye vatandaşlarımız zor durumda bıraktılar. Onlar da burada Holding SD adı altında mahkemelerde koşturuyorlar, işte avukatlarla da. Bunlarla ne söylemek istersin bu konu hakkında? Var mı bir değişiklik son dönemde? Bazı holdingler Türkiye'de, Avrupa'da, Türkiye'den gelen bazı holdingler Avrupa'da para topladılar. Çok çok yüksek miktarlar topladılar ve biz sizin için işte Türkiye'de yatırım yapacağız. Sizler de bu şirketlerin ortağı olacaksınız, hissedar olacaksınız. Size kar payı vereceğiz diyerek özellikle faiz yemek istemeyen, faiz haramdır diye yemek istemeyen kesimin paralarını topladılar ve bir faizden çok daha fazla kar payı taahhüdünde bulundular. Teklif ettiler. İlk yıllarda da bu taahhütlerini yerine getirdiler, güven kazandılar ve insanların parasını topladıktan sonra ortadan kayboldular. Şu anda bu holdinglerin büyük çoğunluğu iflas göstermiş durumda ve büyük çoğunluğundan herhangi bir para alma şansı bulunmuyor. Sadece ayakta olan birkaç şirket var. Bunun bir tanesi Kombasan Holding denilen şirket. Bunun şu andaki yeni adı Bera Holding. Bu şirket yatırımlarıyla neredeyse dünya çapında bir şirket ve bir şekilde hala değerli bir şirket. Borsaya da kote edilmiş bir şirket. Hani bu şirkette payları olan ve ben bu paralara öldü gözüyle bakan insanlar için yapacak birçok adım var ve bu paralarını belki %100, belki %80, belki %70 kurtarma şansları var. Yani biz yıllardır bu konuda mücadele veriyoruz. Hukuk mücadelesini de kazanmıştık. Ama 2019 yılının Kasım ayında maalesef bir kanunla bu şirketleri kurtardılar ve bu şirketlere karşı dava açıp davalarını kazanmış olanların mevcut davalarını düşürdüler. Hatta biz de bu konuda bu anayasaya aykırıdır görülmekte olan bir dava ile ilgili talimat bile verilemezken kanun çıkarıp bu davalar düşürülecektir denilemez. Kazanılmış davalar var, parası tahsil edilmiş alacaklar var, icrada bekliyor. Sadece karar kesinleşmediği için alamamışız. Bunları dahi bir kanunla kaldırdılar ve dediler ki bu kişiler paralarını alamazlar. Bu kişiler bu şirketin ortaklarıdır. Bunun aksi mahkemeler karar veremez diye görülmekte olan davalarla alakalı, hatta kararı çıkmış davalarla alakalı maalesef bir müdahale yapıldı. Ama bu müdahaleye karşı Anayasa Mahkemesi'nde şu anda dosyalar duruyor anayasaya aykırılıkla alakalı. Ayrıca mahkeme dışında da Auser Gerişik dediğimiz mahkeme dışı yollarla da yapılacak bir takım müdahaleler var. Onun için bu holdingde parası olan kişilerin bir şekilde bir araştırmaya gitmesini tavsiye ederim. Avukatlarıyla görüşsünler. Bizi de ararlarsa biz de kendilerine yardımcı olabiliriz. Başka Evet. tanıdıkları avukatlara da başvurabilirler. Ama bu holdingde parası olanlar bir şekilde parasının tamamını ya da bir kısmını alma şansına sahipler. Bunu söyleyebilirim.